Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimizin mevzusu öldükten sonra dirilmek ama o ana başlık altında ahiret olmamış olsaydı dünyayı nasıl yorumlardık? Yani bu dünya hayatının içerisinde bizim dünyamızda ahiret inancı girmemiş olsa insan neyi, nereye göre nasıl yorumlardı, nasıl anlam katardı? Mesela şöyle bir misal verdim, gelecekte arabanın lastiğini gösteriyorum. Bu nedir? Direksiyon değil. Allah Allah, bu izah mı şimdi? Arabanın camını gösteriyorum. Bu diferansiyel değil. Ömer, İzah olur mu? Olmaz abi. Yani demek ki arabayı kendi içerisindeki araba nedir deyince direksiyon değil. Araba nedir? Silecek değil, far değil. Yani bütün o arabayı, onu meydana getiren herhangi bir şeyle izah edemezsiniz. Çünkü onun parçası. Tamam mı? Buraya kadar tamam mıyız? Dünya nedir denilince, dünya, araba gibi, nereye göre yorumlayacaksın? Yani dünya nedir? Güneş değil. Dünya nedir? Yer çekimi değil. Dünya nedir? Tabiattır. Tabiat zaten dünya içindeki sistemin adıdır. Tabiat yukarıdan aşağı güneş, hava, toprak, su. Bunların bütünlüğü işte. Bunlar tabiat. Tabiat varlıktan önce değil. Varlığın bütünsel hali tabiat. Tabiat işte. Tabiatı bozma. Tabiatı kuvvetlendir gibi. Mesela yer çekimi kanunu, yer yoksa o kanunu nereye koyacaksın? Ha, şimdi araba nedir? Tekrar başa geçiyorum. Silecek değil. Araba nedir? Far değil. Bu izah olmadığı gibi. Dünya nedir? Tabiat. Tabiattır. Güneştir, havadır. İzah edilemez. Yani dünya böyle. İçindeki detayla izah edilemez. Araba nedir? Ha, yük taşıyandır. İnsanı götürendir. Bilmem ne çeşitli ta. Ama arabayı farklı yerlere nispet ediliyor. Yusuf'um anladın mı? Başka şeyi kıyas edilerek. İzle. Dünya nedir? Dünyayı nereye kıyas edeceksin? Arabayı arabanın dışındaki bir şeyle kıyas edip anlamlandırdığın gibi dünyayı da dünya dışında bir şeyle anlamlandıracaksın. O da ahiret. İki, yapmam, yapma, gitme, verme, ver. Yani doğru değil, yanlıştır, yanlış değil, bilmem ne. Bunları, kavramları nereye göre oluşturacaktık? Haramdır, günahtır. Eğer böyle bir şey yoksa, dünyanın içerisini tanzim edecek bir kaynak yoksa, orayı ölçü alacak bir yer yoksa, herkes her şeyi yapabilme serbestiyetine sahip olur. Soruyorum sana. Haram yok. Caiz değildir. Yapmalar yoksa nasıl olur bir dünya? Herkesin her şeyi yapabilme yetkisine sahip bir dünya olur. Haram yok ya. Haram olmayınca her şey, Ömer kaçırma bunu. Herkes her şeyi yapabilme yetkisine sahip olur. Ama herkes her şey yapabilecek. Peki herkesin her şeyi yapabilme yetkisi olan bir memlekete çoluk çocuğunla yaşamak ister miydi? Arabanı yakacak. Ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Herkes her şeyi yapma yetkisine sahip. Evine geliyor, içeriye girecek, zarar verecek. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne demek ne yapıyorsun? Beni nasıl durduruyorsun ya? Herkes her şeyi yapma yetkisine sahip. Haram, kural yok. Öyle kuralsız dünyada yaşamak ister miydiniz?
böyle bir memlekette. Herkes her şeyi yapabilmedi. Ha demek ki orayı tanzim edecek oranın dışında bir mükafat ve ceza müessesesinin işletilmesi gerekiyor. Hiçbir dünyada insan eti yiyen yamyanlarda dahil ceza ve mükafatı olmayan bir devlet yoktur. Zaten ona devlet denilmez. Öldükten sonra dirilme, mukaddeme yapıyorum. Başlayacağım. 5-6 dakika bir şey. Öldükten sonra dirilme sorunu, yani niçin anlaşılmıyor? Niçin insanlar bunu anlamakta zorlanıyor? Sebebi, temeli bedene ben demekten kaynaklanıyor. Bedendeki ruhu fark edemeyen, haşri de, ahireti de, dünyadan farkını anlayamaz. Aslında haşir sorunu insanlığın bedene ruh demesi, ruha beden demesi, buna ben demesinden kaynaklanıyor. Ruhu bedenden ayıramamamanın sebebidir. Ha? Yani şunu da ekleyeyim. Ahiret sorunu İnsan kendisini tanıyamama. Diyor ki, kelamın içindeki mana ne kadar gizli? Konuşmanın içindeki o kelamın içinde mana ne kadar gizli? Kelamından, kişinin o konuşmasından ve amelinden ötesinde olan niyeti de o kadar gizlidir ahiret. Mesela kelamın içerisinde kişi var değil mi? Sen bununla neyi kastettin diyoruz. Davranışından ve kelamından niyetini anlamaya çalışıyoruz. Sen buna neyi kastettin? Var değil mi niyeti? Niyetsiz olsaydı deli diyecektik, hayvan diyecektik, sözüne, davranışını kale almayacaktık. Öyle mi? Şimdi senin sözünü kale almıyorlar mı Ömer? Ya delisin. Yer değil. Ya delisin ya hayvandır, kale almazlar. Tamam. Köpek bana niye avladı diye odaya kaçar, ondan sonra tamam. Niyetsini araştırır mı? Çünkü zaten bu işi yapıyor. Ha. O zaman insanın davranışından ve kelamından niyetini takip ederler değil mi? Ha. Davranışından ve kelamından daha gizli olan niyet ne kadar gizliyse dünyadan da ahiret bu kadar gizlidir. Yemekteki lezzet ne kadar keşfedilmeyi, bak yemekteki lezzet kadar veya keşfedilmeyi bekleyen keşif teknolojileri bize ne kadar yakınsa ahiret o kadar yakındır. Yemekteki lezzet, keşfedilmeyi bekleyen teknolojiler ne kadar bizim yanımızda ama üstünü açamıyoruz, ahirette böyledir. Bir tane de okuyayım. Öldükten sonra dirilmeye insanın yanaşmaması, dünya hayatında sorumsuzca yaşamak ve keyfe maaşa hareket etmek arzusunun dışa vuruşu ve ahirette hesap vermeme arzusundan ileri geliyor. Yoksa hepsi biliyor ahireti. Niçin yanaşmıyor buna Süleyman abim? Öldükten sonra dirilmeyi insanların yanaşmaması, dünya hayatında sorumsuzca yaşamaktan, keyfe maaşı hareket etmek arzusundan, insan hesap vermemek arzusundan ileri geliyor. Haşir akidesi dünya hayatımızı tanzim ediyor. Olmaz, caiz değil ya, haramdır ya, yapma ya, günahtır ya, doğrudur ya. Bunlar hep ahiret inancı yapıyor. Ve aynı zamanda bir de bizi o haletler cennete hazırlıyor abi. Evet. Şimdi dünyada yaptıkça da yapmayacaksın, ona bir hazırlık yapıyor. Yoksa cennette de herkes her istediğini yapsa orada da bir kaos çıkar. Evet. Haşir akidesi gerek kişinin zatının, gerekse aile hayatındaki, gerekse toplumun sorunlarını ve sıkıntılarını çözen hem zemin hem de malzeme deposudur. Ona iman etmek aynı zamanda onun hakikatiyle, feyziyle ve nuruyla ruhu gıdalandırmaktır. Mesela başka taraf bu çok önemli. Nereye inanıyorsanız ruhunuzu onunla besliyorsunuz. Ruhun gıdasıdır.
enerjisidir. Nasıl olur ya? Cep telefonu baz istasyonuna bağlandım. Oradan besleniyor şimdi. Ya öyle bir şey yok ya. Bak. Yani bu bağlı mı değil mi? Bağlı değil mi? Uyduya bağlı. Görüyor musun? Yok. Böylelikle gider mi? Telefon baz istasyonuna ne kadar gizli bağlıysa, çünkü kabul etmiş bu. Kartı takmış, onu verdiği şifre onaylamış. Bağlamış. Bağlayınca oradan besleniliyor. Bu gidiş gelişler onun üzerinde oluyor. İşte iman ederse bir ruh, ettiği şeyle besleniyor. Nereye iman ettiyse. Feyzi ve nuruyla ruhu gıdalandırmaktır. Bunun neticesinde insanın dünyevi hadiselerinde ruhani ve psikolojik güven veriyor ve endişesini yani kaygısını kaldırıyor. İnsanın mantığı ve aklı zıtların cemiyle çalışır. Tek boyutlu malzemelerle dönük düşünür ve yani sabit düşünüyor. O zaman da sabit düşününce sabit yaşar, dönük yaşar. Farklılıklar olmaz. Ahiret inancı da dünya bilgi ve malumatların içerisinde zenginlik katar. Mesela farklı düşünce imkanı yok. İnsanlar sığır gibi tek boyutlu düşünür. Sığırlar tek şey düşünür, ot ve su. Hiç böyle bir ah ulan ah şu uçağa binemedim diyen bir sığır gördünüz mü? Böyle bir derdi var mı? Yok. Çünkü farklı düşünce imkanları olmadığı için onlara farklılık vermemiş. Ahiret inancı da dünyanın içine girmesiyle dünyanın içinde kör düğüm gibi havanda su dövmek gibi olan düşünce sabitliliğine ahiret inancı girince dünyadaki düşüncelere zenginlik katıyor, düşüncelerin ufkunu dünyanın arkasına taşıyor. Anlıyor musun? Ona göre fikir imal ediyor. Nihayetsiz düşünce imkan ve yollarına vesile olur. Mesela ailede, okulda ve sporda ceza ve mükafatların olmadığını kabul edilirse orası donuk olur. Korku ve ümitle insan, bak korku ve ümitle insan zenginlik kazanır. Ümitli ve korkusu olacak. Düşünün hayatınızda hiç korku yok. Hiç ümit yok. Hayat yaşanır mı ya? Düşünün ki hiç korku ve hiç ümit olmamış olsaydı ne olurdu insanlık haline? Böyle bir dünyada yaşamak ister miydin? Yani öyle bir dünyadaki herkesin her şeyi yapma yetkisi var, hiç kimseden korkmadığı bir dünyada çocuklarınla orada mı yaşamak istersin, yoksa kuralların ve akabinde ceza ve mükafatların uygulandığı dünyada yaşamak mı istersin? Son bir tane daha. Öyle bir sultan ki padişah hiç kimseyle ilgilenmiyor. Herkes her şeyle serbest bırakılmış. Daha mı iyi olurdu? Allah seninle ilgilenmiyor. Herkes her şeyle serbest. Hiç seninle ilgilenmiyor. Böyle bir sultanla mı yaşamak isterdi? Yoksa tuvaletin adabından tükürmenin şekline kadar sana doğruyu tarif eden, sana en yakışan şey, üslubu gösteren, edebi gösteren bir sultanla mı yaşamak isterdi? Öldükten sonra dirilmenin olmaması, hikmetli olan alemin hikmetsizliğe, ilmin cehalete, adalet zulme, vücut Adem'e hizmet etmiş olmaz mı? Eğer bu dünyadan sonra ahiret yoksa. Niye buradayız? Tattık, yok olduk. Vücut Adem'e, ilim, bu kadar şey öğrendik, yok olduk. Cehalete, varlık yokluğa hizmet etmiş olmaz mı? Ölüm çekirdek hayatını ağacın hayatına teptil etmektir. Bu kadar mukaddemeden sonra böyle şimdi düşünelim. Şimdi fert isminden okuyacağım. Yani bunlar malzeme yaptım. Bunu daha iyi anlamak için inşallah veya zannediyorum. Fert ismi nedir? Vahdetle bütün kainatı birden tasarruf eden. Yani
Her şey Allah'ın tasarrufunda. Tasarrufunda her şeyi elinde olan zat bir şeye hükmediyor. Bu fert. Tamam, çok ilginç. Şimdi bir şeyi yaparsın sen. Arabayı tamir edersin. Lastiği bu taraf tamir ederse ama ön lastiğe haberin yok. Tıraş olursun ama böbreğinden haberin yok. Evde yatıyorsun, fabrikandan haberin yok. Öyle değil bu. Bütün kainatı Yusuf kabzasında tutmuş, hepsi an ve an tutmuş, o zat bir şeye tasarruf ediyor. Her şeyi teke indirmiş. Teki de her şeyi yapmış oluyor. Bu ferttir. Şimdi 6. işaret 326 lemalardan okuyor. Bugün çalıştım ya. Ferdiyeti Rabbaniye, yani bütünü tasarruf eden bir zatın tasarrufu rububiyet, Rab. Vahdet ilahiye, bütün kemalatın medarı esası olduğu. Yani ne demek? Şimdi elmanın bakan insan tarafı olmasa, ahirete bakan tarafı yoksa, Allah'a bakan tarafı yoksa nedir? Elma işte pisliğe dönüştürülecek bir malzemedir. Ama bir elma onu yiyen insana anlam katıyor, şükür katıyor, memnuniyet katıyor ve minnettar oluyor, duygular uyanıyor. Ahiret inancı ona hükmettiği zaman. Elhamdülillah diyorsun. Ya Rab beni düşündün. Beni fark ettin. En küçük ihtiyacımı giderdin diye ona bir anlam katıyor. Diyelim ahiret yok Süleyman Kardır. Yem elmayı yedin. Nasıl olurduk? Sığır gibi olurduk. Sığır minnet duyar mı? Yani, evet şükrü fitrisi var ama bize bakan bizim anladığımız kadar ah olan be şuna bak ya. Maşallah, barakallah. Ne güzel iş yapılmış ya. Ya Sani, ya Hakim, ya Adil, ya Rahman, ya Latif. Böyle tanımlayamaz yani. Böyle bir problemi de yok. İşte haşiye, hatta hadsiz kemal ve cemal ilahinin tahakkukuna en zahir burhan ve en kuvvetli bir delil vahdettir. Ne demek? Çünkü diyor, yani vahdet şu. Vahdet Allah'ın birliği değil, sistemin birliği. Sistem, farklılık yok. Deniz, kara, dağ, tepe, dünya, ahiret, Cebrail, Mikail, ölüm, dirilmek. Yani 18 bin alem ve detaylara kadar nihayetsiz. Hepsi birbirine farklı. Güneşe bak, suya bak, birbirine zıt. Birisi yakar, birisi söndürür. Yer çekimi, geldin kaldırma kanunu, öyle mi? Dirilmeler oluyor, ölümler oluyor. Birisi memnun ediyor, birisi kızdırıyor. Bu kadar zıtlar var. Bu kadar zıtları tek, teklik, tek gözüküyor. Bu vahdettir. Bu zata ne deniliyor? Vahidiyet denilir. Böyle bir sistemin adı vahdettir. Bu sistemin sahibine vahidiyet denilir. Vahdaniyet ise sıfat. Kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun havadis var ya, o sıfat değil. Yani o kadar hoş ki şöyle, deprem olunca şöyle dedim. Arkadaşlar buradayız değil mi? Sıkmıyorum sizi. Deprem oldu ya İstanbul'da. Ben camdayım. Millet sokakta. Cama çıktım. Fazla da hissetmedim Allah'ın hikmeti. Çünkü bir şey çalışıyordum öyle. Mubala etmiyorum ama takır tukur falan geldi ama sokaktaki bağırtılar daha fazla geldi bana. Balkondaki cama çıktım. Ne oluyor diyorum. Karşıdaki hoca! Hoca ya! Deprem oluyor dedi. Dedim ki Selam'a kardeşim. Bu kainatın sahibi İşin başında bilerek yapıyor ama beni de çok seviyor. Ne kadar güven veriyor değil mi bak? Bak bu kainatın sahibi işin başında işi bilerek yapıyor
Hem de beni de çok seviyor. Dedim ki ekledim. Ya dedim bu binayı ben birileri sağladı zannediyordum dedim ya. Böyle ittiler. Bir tanesi böyle yapıyor. Üst kat değil mi? İşaret ediyor. Gördüm ya. Yani şimdi bu bina sağlanıyor değil mi? Depremde. Deprem olunca şey de sağlanıyor değil mi? Bu komple polatlı. Yani bir ev değil. Şimdi bu binayı sağlamak için Allah aşkına kaç kişi lazım? Böyle böyle yapmak için. Ama 500 kişi böyle, 500 kişi de böyle. Böyle ittin mi orada durur. O da itsin. Böyle iteceksin, böyle itecek, böyle. Böyle oluyor ya. Yusuf abim kaç kişi lazım bu binayı sağlamak için? Hiç hesap yapmadım abi. Yok ki olmaz değil mi abi? Evet. Ama Allah yapıyor değil mi bunu? Evet. Allah'ın kudreti o kadar açığa çıkıyor ki hep okuyorduk ezberden. Hakikaten bina gidip geliyor. Kork. Allah Allah. Hakikaten güçlü Allah ya. Buna acizlikle meydan okunmaz ya. Değil mi? Allah Allah. Bak işin başında işi biliyor, beni de çok seviyor. İnsan ne kadar güven veriyor. Dünyada en bahtiyar insan kim biliyor musunuz? Hep tekrar ediyorum. Dünyada en bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli yaşayan insandır. Artık dün akşam şu dersin konusu şuydu. İnsanlık geldi duvara tosladı. Bitti artık. Medeniyetin fantaziyeleri, maddi imkanlar, şeyler hepsi geldi insanı çıkmaza soktu. Artık buhran geçiriyor. İntihar eden edene, saldıran saldırana. Artık insan huzur yok. Kimsenin pleyrine basma, hep isyan, tenkit, eleştiri yağıyor. Memnuniyetsizlik, yalnızlık, sevilmemek, takdir etmiyorsun, sevmiyorsun, bilmem ne yapmıyorsun. Bunlar hepsi hikaye. Hep yalnızlığa itilmenin muacel peşin cezası. Muacel peşin cezası. Ya, artık beşer dediği ustad orada. 13. sözde geldi, tosladı, dini hakkı arayacak. Başka şansı yok. İnşallah abi ya. Başka hiçbir şansı yok. Ve çok acayip kapitalist, para, milliyetçilik, ırkçılık bunda bitti artık. Bunun önüne psikolojik sorun geldi. Benim dişim ağrırken değil ırkçılarımı, dişim ağrırken çoluk çocuğumu bile unutuyorum. Öyle değil mi? Mesela adam kim benim gibi düşünüyorsa o bendendir. Artık yok. Şu bizim memlekette doğdu bizdendir. Yok. Öyle ben Müslümanım. Komünist de var bizim memlekette. Bana öyle diyor mu? Ben diyor muyum ona? Kim? Peki ben kimlerdenim? Benim gibi düşünenlerdenim. Onlardanım. Sizlerdenim. Bana davama düşman olanlar ben onda istersen kardeşim olsun. Ki sahabede oldum. Şimdi elhamdülillah çok güzel tarafı da oldu bu. 3 tane şey kapitalist. Kapitalizm böyle çöküyor. Paranın bir şey getirmediğini herkes gördü. İki tane dünya savaşı gördüğünden diyor. Sonra ırkçılık bitti. Yani bir şey getirmemiş. Sonra baktı ki bunlar değil artık. Medeniyetin fantazileri. Onlar da insanı daha beter yaptı. İntihardan başka bir şey vermedi. Bunu aldı. Artık insanlık çıkmaza girdi. Ya intibah edecek, ya sunup kaybolacak, yok olacak. Dini hakkı arayacak. Ya. Hatta hadsiz, burada diyor ki, çünkü kainatın sani, vahidi ehad bilinse, bütün kainattaki kemalat ve cemaller, o saniye vahitte bulunan, kutsi kemalatın ve cemallerin gölgeleri ve cilveleri ve işaretleri ve teleşuatlar olduğu bilinecek. Hani mesela dünyevi hadiseler. Şimdi ahiret inancı yoksa usta takat-ı mesnevi diyor. Nasıl yaşıyorlar diyor ya. Nasıl intihar etmiyorlar. Akıl almıyor arkadaşlar. Ahiret yoksa bir insanda inancında. He yani nasıl yaşıyorlar ya. Kanser oldu. Yusuf'un evindeyken yemek yiyorduk.
Hemen o anda birisi öldü değil mi? Evet. Haber geldi. Abi. Ya gitti. Yine. Polatlı'dayım deyince. Tamam herhalde gelecek hali. Hemen. Ne olacak şimdi? Baymak mı zannettin ölüm? Ya. Yani ama dün akşam kullanmıştık bunu. Allah kendisini tanımak için bize nümuneler vermiş. Allah ebedi olduğunu bizde ebed arzusu var. Allah baki olduğuna dair bize bakilik var. Allah bir anda her yerde olduğundan bize her yerde olma isteği var. Değil mi? Onu tanımak için. Biz o bakiliğini, Allah'ın bakiliğini Mustafa, Allah bakiliğini anlamak için vermişti nümuneyi. Biz o bakiliğini bedene döndürdük. Bedenin bakiliğine çevirince bedenin fenasını görüyor. Dil bekası, hak fenası, istediğim mülkü tenim, bir de devasız derdeş düştüm, akil lokman bir haber. İstiyorum bekam ama yani ama bir kader ilahi, kainatın sistemi benim helaketimi istiyor. Ama ben de beka istiyorum. Bu sistem beni çökertiyor bak, saçlarım bitti, hastalıklar gelmeye başladı. Garip garip düşünceler geliyor. Ama dilim beka isterken sistem beni atıyor bunun dışına. Fani atıyor. İşte Allah'ın ya bakentel baki, ya bakentel baki. Bendeki o numune ile, işaretle onun bakiliğine verecektim ve tatmin olacaktım. Madem ben faniyim, Allah bakisi mesele yok. Sahibim baki. O zaman ben de bakiye mazhar olacağım. Yani baki bir zatın bekasına mazhar olacaksın. Ama sen ondan kopuk o baki duygunu bedene çevirirsen belanı buldun işte. Bunun adı ölüm korkusudur. Bekayı buna verince bu da ölüyor. O beka beka duygusuyla beden arasındaki cezanın macelidir. Peşin cezasıdır ölüm korkusu. Keris korkmayacak mı? Korkacağız. Biz ölüm korkusu değil Müslümanlık. Yanlış anlıyorum. Hesap korkusudur. Günahlarımızdan korkuyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak vahidi ehad bilinirse kainatın içerisindeki hadiseleri, depremi, ihtiyarlığı, hastalığı, kanseri yorumlarsın. Ben ne dedim o Süleyman, şey Yusuf duyuyordu. Kardeşim dedim. Öldü. Yakınına, kardeşine dedim. Namazı var mıydı? Namazı vardıysa üç şey. Varsa korkmayın. Bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, diyorsa. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalları kabul ediyorsa. Üç, el hubbu fillah ve buzu fillah, Allah düşmanlarına dost ol. Allah'ın düşmanlarına dost olmayacak. Düşmanlarına dost olmayacak, dostuna da düşman olmayacak. Oluyorsa, bu en sonunda dönecektir, imansız gitmeyecektir. Sen namaz kılsan bile, bilmem ne yapsan bile, Allah'ın düşmanlarını dost edinirsen imanın bu temelidir. Dibi yok. Bundan daha dibi yok. Bu yok olur. Kafirlere dost olmayın. Bitti. Ya şöyleydi böyleydi. Bitti ya. Bitti. Bir şey yok. Açık o. İşte her şeyi bak bununla anlamlandırıyoruz. Onlar size dost olmaz diyor Kur'an değil mi? Onlar size dost olmaz. Ya Hristiyanlar size dost olmaz dedi ya. Öyle demiyor. Ha bugünlerde onu yaşıyoruz. Yoksa kainatın kemalatı ve cemalleri mahlukata ve şuursuz bir kısım esbaba ait kalacaktı. O vakit akli beşer nazarında kemalat ilahiyenin hazine-i sermediyesi anahtarsız meçhul kalırdı. Peki insan neyle tanımlanacaktı? Eğer ahiret inancı yoksa diyor. İnsan acıktı, ay yemeği gördü. Ha tamam. Acıkmasını yemekle giderdi. Tamam, bak şimdi. Gözünü açtı, bakmaktan keyif aldı. Sesle kulağını anladı. Peki içimizde bir sürü enin enin bağıranlar var. Beka, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak, ölmemek. Ne istiyorsunuz? Hiçbirisi var mı burada? Ahiret inancı olmadan buna bir kıble koyun bakalım. Bunu tanımlayın, bunu susturun bakalım. Neyle yapacaksın? Hemen. Ne yapacaksın abi? İmkansız. Yani midenin ihtiyacını elmayla giderdin. Beka arzumu neyle gidereceksin? Ölmek istemiyorum. Neyle gidereceksin?
Kanser olmak istemiyorum. Bunu ne zaman anlayacağız biliyor musun? Ölüm sekeratı olduğu zaman bu dersler böyle reklam var ya aşağılarda. Böyle şey koymuşlar böyle yazı kayıyor. Eskide şey vardı tabela şimdi yazı kayıyor. İşte o bütün hayatın o ölüm anı var ya sekerat. Orada toplanacak hep kayacak böyle. O zaman bu dersler hep önüne gelecek. Şu oturdukların hep gramı gramı gelecek. Ya. Diyelim tövbe tövbe tövbe. Haşa 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 yüz bin defa haşa. Ahiret olmasa bile bu inanç bizi bu dünyada rahat yaşattırıyor. Kanseri de hoş görüyor, ölümü de hoş görüyor. Olaylar da hoş. Ödümüz patlamıyor ya. Bak aşağıda binanın altında şöyle yapıyor. Öteki de şöyle yapıyor. Bir tane değil diyor. Çift. Bu kainatın sahibi işin başında işi bilerek yapıyor ve o beni çok seviyor. Niye çıkmıyorsun dedi. Bunu deyince ne diyecek? Tek değil diyor. Çift çift. Gördüm. Çok da hoşuma gidiyor. Bak da dedim ya Rabbi aramızdaki münasebetin seviyesini bak bunlar ne diyor. Peki, ferdiyet-i Rabbaniye ve vahdet-i ilahiye bütün kemalatın medarı esası oldu. Mukaddemeden anlaşılıyor değil mi ne kadar? Buradan çıkarttım onlar. İki sayfada da ben size bir yüz okudum. Ve kainatın hılkatindeki, kainatın yaratılışındaki hikmetlerin, maksatların, menşei, madeni olduğu gibi. Bu kainat bir tamamı ahirete çalışıyor. Hikmeti, medarı, sebebi orası. Oraya aktarılıyor. Devamlı oraya gidiyor. Bayla bayla oraya gidiyor. Raşit. Hepsi oraya aktarılıyor kardeş. Gidiyor. Ne yapmışsak. Hep oraya. Onun için vücudumuz da son kullanma tarihine gidiyor. Henacı, vücudun evet. Nereye gidiyor biliyor musun? Son kullanma tarihi maddenin üzerine yazıyor, şeyin üzerine yazıyor. Son kullanma tarihi 2019 diyor. O zaman fani abi vücut. Fani. Fani. Kesin yani. Ne yaparsa yapsın. Şey yok yani. Yok bunun şansı yok. Ya 100 olmaz 150 olur. Ne fark etmez. Kesin. Ne fark eder? Ha 100'e. İkisi de ahirete göçtükten sonra ahirete görseler. 150 sene sen yaşadın sen 100 sene. Ne farkı var? Sonuç aynı. İstersen milyar sene olsun. Sonsuza göre hiçbir değeri yok ki. Ama kesin abi yani. Kesin. Pazarlık yapamaz mı zaten? Yok. Pazarlık yok. Murat ne haber hoş geldin. Demek ki bu alemi anlamlandıran kainattaki hikmetleri, maksatları, menşe-i madeni budur. Ahiret inancını içine atmak. Zişur ve ziaklın hususan insanların metalibinin yani arzularının, talep ettiklerinin, arzularının husul bulmasının menba ve çari yeganesidir. Yani bir sürü istekler var. Yani arzularımız var. Ne yapıyoruz biz onu? Erteliyoruz ve öteliyoruz. Sonra diyoruz sonra. Şimdi değil. Her istediğin burada olmaz ki ya. Şöyle düşün. Her duanız kabul olsa, her istediğiniz olsaydı böyle bir dünyada yaşar mıydınız? O zaman da intihar abi. Bitti ya. Mesela ne olurdu Ömer? Her istediğin oluyor. Her dediğin, her duan kabul oluyor. Böyle bir dünya ne olurdu? Yani çok sıradan, çok basit. Bir kere her şey anlamını yitirir. Anlamını yitirir, sıradan mı? Ve artık bıktın ya. Evet, adamın şimdi. Dediği gibi, her dünyada her şeyi yaptım, yapmadım bir ölüm dedi. Onu da deneyeyim dedi. Zannetti ki denedikten sonra bir daha başka fırsat olacak, bir daha deneyemedi. Başka bir şey. Allah Allah. Eğer ferdiyet olmasa, beşerin bütün metalip ve arzuları sönecek. Allah burada tasarruf ederken, ahiretin ve insanın ruhuna ve 18 bin aleme göre tasarruf ediyor. Yani bunu niye böyle yapıyor? Bunun için. Yoksa insanın metalibi, talepleri
arzuların sönecek. Niye yapacaksın ki? Mesela niye aç diyeceksin ki? Yavrum niye diksin? Çocuk da niye doğursun? Ama ne diyoruz? Allah Resulü diyor ki kıyamet kopsa bir elinizde aç olsa gene dikin diyor. Çok acayip bir şey değil mi? Yani bunun üzerine bir ders olur da şimdi kurcalamak istemiyorum. Niye ya? Dünya yıkılıyor zaten. Dünya yıkıldı. Burası yıkılmasın. Su akıyor. Zaten de akıyor. Kullansan kullan akıyor. Orada bile iktisatlı alın suyu diyor. Abdesti. Su akıyor zaten. Suyun çoklu azlı değil. İktisat burada. Ya, bu. Ona değer vermek. Onun aleminde anlam koymak. Anlamını koymak. Allah ile bakmak o suya. Hem hılkat-ı kainatın neticeleri hiçe inecek. Yani hemen biraz böyle düşünerek gidelim abiler. Ahiret inancı yok, hükmetmiyor. Dünyanın yaratılışındaki hikmet ne olabilir ki? Sonunda herkes öldü. Tamam da niye bana hizmet edildi? Arabayı aldın, 20 seneden beri çalıştın. Evi aldın, 20 sene çalıştın. Vallahi sonunda ben evi aldım ama böyle bir evi nasıl yandığını hiç görmedim, arabanın nasıl yandığını görmedim diye arabanızı yuvarlar mısınız? Ben hiç görmedim, merak ediyordum ya 20 seneden beri der misin? Sana bu özelliği vermiş ki malına sahip çıkasın, yapma. Değil mi? Peki sana bunu veren zatta daha esaslısı yok mu ondan? Sen malına sahip çıkıyorsun ama ne diyorsun? Yakmıyorsun arabanı, kırmıyorsun binanı. Niye malım? Peki sana bu duyguyu veren de daha esaslı yok mu onda? O da malını seviyor. Fena atar mı? Kırar döker mi? Bak hem hılkat-ı kainatın neticeleri içe inecek, hem mevcut ve muhakkak olan eksel kemalatın inidamına vesile olacak. Mesela şu. Mesela kendisi söylüyor. Bir daha burası o kadar harika ki hem mevcudatın ve muhakkak olan eksel kemalatın inidamına vesile olacak. Ne demek? Ben acele etmeyeyim. Mesela insanda en şiddet sarsılmaz aşk derecesinde bir arzu-i beka var. Arzu-i beka. Anlaşılıyor değil mi? Beka arzusu. Ve o matlabı vermek için, onu doyurmak için bütün kainatı sırrı ferdiyetle kabzasında tutan ve bir menzili kapayıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapayıp ahireti açabilir bir zat o arzu-i bekayı yerine getirebilir. Yani öyle bir zat ki şu kapı var ya orada sandık. Açıp kapatmak kolaylığında dünyayı ahireti dünyaya çevirecek. Kapı olarak neyi kullandı? Gelirken, giderken de toprak kullanıyor. Aynı şey. Ondan sonra aynı geldiğin gibi gidiyor ama ruh. Ruh ne olduysa o. Eğer ahireti bak matlam vermek için bütün kainatı sırf ferdiyeti kabzasına tutan ve bir menzili kapayıp öbür menzili açmak gibi kolay bir surette dünyayı kapayıp ahireti açabilir bir zat o arzu-i beka yerine getirebilir. Şimdi biz fanide değil miyiz? Fanideyiz dünya. Yediğimiz gıdalar fani değil mi? Vücuttan ayrılıyor. Elma, armut, ekmek, bu da yiyoruz. Kayboluyor mu? Kayboluyor. Ama bende kaybolmayan, her sene canlılığını koruyan arzu-i beka var. Var mı? O zaman bendeki bu beka arzusu, ebed arzusu, isteği fanilerden gelmemiş. Bende niye beka var? Pirinç pilavı yedim de ondan. Unu. Nar yemiştim de herhalde bir anda her yerde olma arzusu nardan olmuştur diyebilir miyiz? Fani deyim, fani maddeleri yiyorum, bedenim de fani. Bende niye bekalık var? Yani nereden geldiğine mantığım yok ki. Şu benim iç alemime benzer dünyada şeyler olsa derim ki ha buradan geldi. Şöyle, vücudumuzda kalsiyum var mı? Var. Ne? Allah içtikten yarattı, hayır ya. Toprakta kalsiyum var. Öyle mi? Ha. Yani buna yakın. Demir var bende. Dünyada da demir var.
Yani dünyadan geldiğine kafam yatıyor. Doğru. Niye böyle acayip acayip şeyler söylüyorsun? Kalsiyum topraktan gelmiş işte. Toprakta da var, burada var. Ha, ona kıyas nispet edebiliyoruz. Ama bende arzu bika var. Dünyanın neresine vereceksin arzu-i bekayı? Neresine vereceksin arzu-i bekayı? Hani kalsiyum bavrar bende, toprakta da var. Tamam, kafama yattı. Bende Murat, arzu-i beka var, sonsuzluk var, dert istemiyorum, keder istemiyorum. Her istediğimin olmasını istiyorum. Ama dünyada buna cevap verecek bir yer yok. Peki bana bunlar nereden geldi? Beka faniden gelir mi? Bak, BK fanide nasıl gelecek? Ve bu arzu gibi ebede uzanmış ve kainatın etrafına yayılmış beşerin binler arzuları sırrı ferdiyete ve hakikati tevhide bağlıdırlar. Bunları ancak tevhid hakikati tevhide ve sırrı ferdiyete bağlı. Yani şu: bu kainatı tasarruf eden bir zat, küçük bir şeyde tasarruf edebilir. Çünkü en küçük şey dediğin her şeyle alakalı. Mesela gözü yapabilmesi için güneşi bilmek lazım. İnsanın nefes alabilmesi için dünyada ne lazım ey kardeşlerim? Dünyanın şu galakside, şu samanyolundaki boşluktaki kendi ekseni ve güneş etrafındaki hareketinden iç dinamiklerine kadar ya bizim yaşamamamız gerekiyor ya. Lan yani sebep ne var ki ya, biz nasıl nefes alıyoruz ki ya? Aslında yaşamak çok zor ya. Yaşamamak çok kolay, bir sebebin olmaması bitiyor. Ama yaşamak için bütün sebepler lazım. O kadar kırılgan bir sebep var ki. Bugün yaşıyorsan, bugün ölmemişsin de ondan. Anladın? Bugün ne için yaşıyorsun Ömer? Ölmediğim için. Ha, ölmediğin için. Bu kadar basit yani. Çok acayip değil mi? Senin o söylediğin çok hoşuma gitmişti ya. Allah, bugün etkilendim ya. Adama sordun ya. Ya hep mi böyle nankör, isyan, nimeti bilmemek. Ne demiştim, sen hiç hayatında en son ne zaman üşüdüğünü hatırlıyor musun? Ne demiş, nasılydı o? 25 sene önce dedim, sen en son ne zaman üşüdün dedim. 25 sene önce üşümüş. Bir tane mangamıyla askerle bir yere gidiyorlarmış, araba bozulmuş, o zaman üşümüş. Ha, üşümeyi bir onu hatırlıyor. Başka ne sordun? En son ne zaman aç yattın dedim yani, açlıktan en son ne zaman uyuyamadın dedim. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştım. Allah. En son ne zaman dedim ya, ayaklarım üşüdü dedim yani. Ayakkabımla su kaçtı, ne zaman ayaklarım ıslandı? Yani ayakkabıma su kaçtı, ayakkabım yok da üşüdü. Ne zaman oldu? Yani ne dedin? Yani. Yok, öyle bir şey yok abi. Tam da nereye isyan ediyor şimdi? Ne? Ya şimdi adam iki tane duyguyla yaşıyor senin dediğin gibi. Başka duygu bilmiyor ki. Mide ve uşkurluk değil mi? Başka duygu bilmiyor. Bitmiş. Mide ve uşkurluk kalmış. Aslında isyan etmesinin sebebi o duyguların karşılığı olmadığı için abi. Duygusunun karşılığı yok, adam boş biliyor yani. Bir terslik var bu işte, biliyor yani. Yani lezzet almak istiyor, mide doluyor. Ona çıldırıyor ya, nasıl dolarsın ya. Abi keşke dibi boş olsa de. Yağmurda yürüyorsun, ıslanıyorsun. Onda bile bir lezzet var yani ya. Onda bile bir tat var. Orada hafiften üşüyor. Yani insan o duyguları yaşayamadığı için, onun karşılığını bulamadığı için isyan ediyor. Bir eksiklik var, o kadar şey olmazsa. Bu değil miydi yani dünya onun gözünde? Dünya buydu. Dünya buydu. İşte benim var. İşte aç değilim, açıkta değilim. Benim var her şeyim. Ama ben niye böyle... Mutlu değilim. Mutlu değilim. Arabam var. Her şeyim var. Aşım, eşim, işim var. Atım, yatım, katım var. Tamam da derdim ne? Tamam da ne de... Yani niye sıkılıyorum da? Bir eksik var. Bir yerde bir sıkıntı var değil mi? Yanlış var. Allah Allah. Bir şey var ya. Ya o Suriyelileri aslında sevmiyorlar ya, biliyor musun abi? Nasıl?
Mesela Suriyelileri sevmiyorlar ya. İnan o sevmeyenlere sor, Suriyelilere imreniyorlar biliyor musun? Farkında değiller. Niçin? Bir söylüyorum bak ha. 7-8 kişi bir aile aynı evde yaşıyor. Çocuğun ayağında terlik yok, güle güle sokaktan gidiyor. Bir tane demir bulmuş sürükleye götürüyor, satacak 5 lira ekmek parası yapacak. İnan adam onu var ya öyle bir seyrediyor ki. Yeminle kille bakmıyor onlar abi. Kendi öyle olamadığı için, öyle mutlu olamadığı için onlara sinirleniyor. Ya oğlum basit şeyle nasıl mutlu oluyorlar adamlar? Kağıt topluyor, bir ekmek alıyor. Ekmeği acayip yiyor pis elleriyle ya. Ya ben baklamadan o lezzeti alamıyorum, o mutlu değilim ya. Evet abi. Öyle değil mi? Ben gördüm ya. İstanbul'u topluyorlar ya. Adam, bilmiyorum, içinde de varsa peynir vardır. Yoksa yok ya. Yani yoksa yoktur herhalde. Ya o pis eliyle nasıl yiyor biliyor musun? Ben de arabayı park edecektim. O da çöpüm az şeyinde dikiz aynasına bakıyorum. Ulan onun aldığı lezzeti onda birini ben o kadar lüks yerde, o lokantada bilmem o kaliteli yemekte astronomik fiyatta bile alamıyorum ya. Alamazsın abi. Nerede eksiklik var o zaman? Eli pis değil abi. Raşit, ne yapalım abi? Kağıt mı toplayalım? Mutlu olmak için. Gerçek mutluluğun yolunu bulamıyorum. Ruhuna katılmadım. Doğru. Demir bulmuş, bir şey yapacak da ekmek alacak. Evet abi. Aynen. Ölüm uyku zannettiği için mutlu olamıyorum. Ölüm uyku zannetmiş. Suriyelilerle konuşuyorum mesela. Em diyor biraz daha çok çalışsak. Ya abi diyor, benim diyor 5 katlı binam vardı diyor. Bir bomba geldi gitti diyor. Babanın diyor bir tane pamuk tuttular gitti diyor. Abi diyor bir tane pamuk gitti diyor. Ne gerek var abi diyor ya. Allah Allah. Şimdi diyor pamuk da tıkmıyorlar, silikon basıyorlar. Allah Allah. Yok ya. Biz diyor namazımızı kılalım abi boş ver diyor. Ne diyor? Namazımızı kılalım boş ver abi diyor. Vay be. %75'i bu şekilde düşünüyor Suriyelilerin. Yaşamışlar abi. %75'i diyorum abi. Benim de bir tanesiyle konuştum da. O da 3 katlı bina yapmışlar. Daha içine girip oturamadan çıkıp gelmişler yani. Tam binayı bitirmişler. Yani ne oldu ne bitti hiç bilmiyordu yani ev. Abi biz de mesela... Da bir şey yapar mı yapmaz yani. Biz hani içtima hayatında olduğumuz için adam mesela diyor ki abi diyor sizin diyor arkadaşınız geliyor, eşiniz geliyor, dostunuz geliyor, kardeşin geliyor diyor, bir şey istiyor diyor. Sen diyor ona nasıl boş çeviriyorsun ya diyor. Kardeşim diyor benden bir şey dediği zaman el mi? Kesmem lazım, vermem lazım diyor ya. Aa, böyle diyor ha. Böyle diyor ya. Siz diyor nasılsınız diyor ya. Ben diyor onu yapmam gerekir diyor ya. Üstümü kesmem lazım, içimden böbreğimi çıkartıp vermem lazım diyor ya. Sen ne yapıyorsun Ömer? Ben daha o seviyeye gelemedim. Allah Allah. Ve böyle yaşıyor değil mi? Kovalıyor mu yoksa? Mutlu ama. Evde 7-8 kişi kalıyoruz diyoruz ya, hepimiz onlara şeyle bakıyoruz ya, evde çalışan bir kişi var, iki kişi var. O hepsine bakıyoruz. Bakıyor. Ayşe, bir sesler size dinletmedim değil mi? Kuzey Irak'ta birisi, 26 yaşında Halepçe katliamına gitmiş dedesi vesaire. 5 tane kardeşine bakıyor. İnşaatta ameleyim diyor. Akşam pek yatmıyor mu? 2-3 saat diyor. Bu bizim siteden adam, alim olmuş ha, alemi gayb o şeyleri, şekilleri Arapça ve Kürtçe'ye çevirmiş. Kürtçe. Dev olmuş adam ya. Mehdi meselesini konuşuyoruz mesela. Çocuk biliyor. Kur'an'ı bize anlatmaya çalışıyor, okumaya çalışıyor. Siz diyor yani bu nasıl bir şey yani abi yani. Sırrı yakalamışlar ya. Ama hadise papalıya mal ettiler. Ama ahiret inancı işte abi. Tamam. Ahiret inancı. Bir pamuk diyor yani abi orada yaşayacağız diyor yani. Evet. Pamuk yani bilmeyenler ben çok yıkadığım için. Büyük abdestini, pamuğu tıkıyorsun, ondan sonra abdest aldırıyorsun. Ondan sonra paketliyorsun. Hadi böyle dar. Tezkere bileti gibi, yani otobüs, uçak bileti gibi anlatıyor o yani. Güzel bir yere gidiş bileti gibi anlatıyor o. Ahireti mi? O pamuğu. Allah Allah. Yani o pamuk kurban oldum ben, o pamuğa diyesim geliyor yani. Allah Allah, öyle anlatıyor. Öyle anlatıyor. Rahat anlatıyor. Rahat anlatıyor ya. Yani ne olacak diyor yani, gideceğiz diyor. Haramlar var, helaller var. İnanç, imana bak. Ve vahdette bütün kainata birden tasarruf eden bir zat-ı fert olmasa, yani birisi tasarruf eder, bak inanca bak.
Deprem iş yaptılar ya. Hoca, ikinci kattayım o yerde. Hoca deprem oluyor. Dedim ya bütün bu kainatın sahibi, bak bakacağım. İşi bilerek yapıyor işin başında ve beni çok seviyor. İyi dinle şimdi. Vahdetle bütün kainata birden tasarruf eden bir zatı fert olmazsa o matlaplar yerine gelmez. Faraza gelse de çok nakıs olur. İşte bu sır azim içindir ki. Yani bu sır herkes göremiyor. Şu dersi. Ben de yüzeysel anlattım. Kur'an-ı mucizül beyan, tevhid ve ferdiyeti pek çok tekrar ile kuvvetli bir hararetle, yüksek bir halavetle ders verdiği gibi bunu, bütün enbiya ve asfiya ve evliyanın en büyük zevklerini ve saadetlerini, kelime-i tevhid olan la ilahe illa huda buluyorlar. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temâ salavat.